Vodafone'daki en kötü günüm, en stresli olduğum gün şöyle günler oluyor. Bir sunum yapıyorsun üst düzey bir yönetimden birisine. İşte bu genel müdür yardımcısı olabilir. Sunum yaparken sunum yaptığın konuda bir hata yaptığını fark etmek. O an hani yer yarısında yerin içine gireyim diyebiliyorsun. Ve işin kötüsü onu birisi fark edecek mi fark etmeyecek mi stresi çok güzel. Hani sen fark ediyorsun keşke fark etmeseydim diyorsun. Ama sen fark ettikten sonra o yaptığın hatayı bir şekilde yönetebilmen gerekiyor. Tabii ki kimseye yalan söylemeden o hatayı yumuşatarak, insanlara daha anlaşılır bir şekilde anlatarak. En kötü günler böyle stresli günler. Onun dışında daha çok kötü bir günüm geçmedi. İnşallah da geçmez. En güzel günüm de yaklaşık biz bir büyük bir lansman yapacağımız zaman bu lansmana 6 ay falan çalışıyoruz. 6 aydır bir çocuk doğmuyor. 6 ayda biz bir ürün çıkartıyoruz. Bu ürünün reklamını televizyonda gördüğün an en mutlu olduğun andır.